ilk kez organ naklini deneyen Türk hekim Emir Çelebi'nin idam edilmesinin arkasındaki gerçekleri sizler için derledik. 1. Mustafa, Genç Osman ve 4. Murat dönemlerinde sarayın başhekimi olarak görev yapan ve Osmanlı'da ilk kez organ nakli deneyleri gerçekleştiren hekim Emir Çelebi'yi gelin öncelikle kısaca tanıyarak başlayalım. Edirne'de yaşayan ve henüz 17 yaşlarında Kahire'ye giderek burada tıp eğitimi alan Emir Çelebi, eğitiminin ardından Kahire'de kalmış ve burada Mansuriye Hastanesi'nin başhekimliğine kadar yükselmiştir. 1622 yılında padişahın emriyle Akdeniz seferine çıkan Kaptanı Derya Recep Paşa hastalanınca bu hastaneye gitmiş ve burada Emir Çelebi ile tanışmıştır. Kendisindeki hüneri gören paşa Emir Çelebi'yi İstanbul'a getirerek saray hekimlerinden biri olmasını sağlamıştır. Emir Çelebi, 1. Mustafa, Genç Osman ve 4. Murat dönemlerinde sarayın başhekimliği görevini yapmıştır. 4. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve 2. Mahmut ile birlikte Osmanlı padişahları arasında bilime ve ilime en çok önem veren padişahlardan biridir. Ve bu dönemde özellikle İstanbul'da birçok farklı alanda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. İşte Emir Çelebi de padişahtan aldığı izinle özellikle savaşlarda ölen gayrimüslim askerlerin kadavraları üzerinde incelemeler yapmaya başlamıştır. Milattan önce 2. yüzyıllara kadar giden organ nakli çalışmalarına dair eserleri okuyan Emir Çelebi, özellikle kopan burunları, kulakları, el ve ayakları nakletme çalışmalarına ciddi anlamda yoğunlaşsa da bu denemelerinden olumlu sonuçlar alındığına dair herhangi bir tarihi kayda rastlanmamıştır. Yine de günümüzde dahi tıp dünyasının en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen El Mücezzüt Tıp adlı eserinde organ nakli ve daha birçok konuda çeşitli bilgiler verir Emir Çelebi. Bu çalışmaları sebebiyle kendisine Eskişehir'in bir kazası olan Milhaççık Arpalık olarak verilmiş, Fatih'te bir muayenehane dahi açmasına müsaade edilmiştir. Lakin kötü bir alışkanlığı vardır Emir Çelebi'nin. Afyon bağımlısıdır. Bir de saraydaki Kösem Sultan ve 4. Murat Soğuk Savaşı'nda Kösem Sultan'ın tarafında yer aldığı söylenmektedir. Bu iftira da olabilir. Nitekim Emir Çelebi'nin düşmanlarından silahtar Mustafa Paşa hem 4. Murad'ın çok yakınındadır hem de saraydaki önemli mevkilere kendi adamlarını yerleştirme peşindedir. Nihayetinde 4. Murad'a başhekim Emir Çelebi'nin her gece afyon içtiği ve kendisine karşı Kösem Sultan'ın tarafında yer aldığı iletilir. O zamana dek Emir Çelebi ile her fırsatta satranç oynayan Padişah 4. Murat bir kez daha kendisiyle satranç masasına oturur ve oyun sırasında Emir Çelebi'ye zorla çok miktarda afyon yutturur. Emir Çelebi'nin masadan kalkmasına da müsaade etmeyen padişah bilerek oyunu uzatır da uzatır ve Türk tarihindeki ilk organ nakli çalışmalarını yapan ve bu konuda günümüzde dahi istifade edilen önemli bir eseri ortaya çıkaran Emir Çelebi satranç masasında can verir.